Merhaba arkadaşlar. Bugün sayısal analiz dersinde George Newton enterpolasyonu ile ilgili bir soru çözeceğim. İleri enterpolasyon için Newton uygulayacağız burada. Yani burada sorusu bunun şey şeklinde çıkabilir. Enterpolasyon ile çözünüz diye veya enterpolasyon ile polinom bulunuz diye çıkabilir. İlk önce soruda bize şöyle bir tablo verilmiş. Bu tabloyu x, y bu şekilde gelecek şekilde 0 x değeri sıfırdan başlıyor ama burada x değeri sıfırdan başlamıyor normalde. Bir burada hatalı yazmışım. 1 2 3 4 şeklinde gelecek. X 1 2 3 4, y ise 1 2 3 şeklinde gelecek yine. 1 2 3 4 3. Burada yapacağımız şey ileri sonunu İleri sonlu çözümü buluyoruz burada. Onun için şu 1 ve 2'nin farkını buraya yazıyoruz. Daha önceki videoda anlatmıştım bunun nasıl olacağı ile ilgili tabloyu. Bu ilerlemiş sorunun. İlk önce delta y 0. Burada pek ayrıntıya girmeyeceğim çünkü daha önceki videolarda anlatmıştım nasıl çözüldüğünü, bu tablonun nasıl çıkarıldığını. Farkı 2 buraya yazıyoruz. Farkı 1 buraya yazıyoruz. Buradaki fark ise yine 1, eksi 1 ama artı 1 şeklinde yazıyoruz. Yine buradaki sayıların hepsinin artı olması gerekiyor. Delta kare y 0'da fark 1, bunu buraya yazıyoruz. İkisinin farkı 0, bunun farkı delta y 3 0'ı bulurken farkı 1, bunu da buraya yazıyoruz. Daha sonra px, bu bizim formülümüz, bunu ezberebilmek zorundayız. Burada ilk önce formülde y 0 artı delta y 0 bölü h. H buradaki x'lerin arasındaki fark oluyor. Eğer buradaki h sabit değilse onun için farklı bir çözüm yolu izliyoruz. Onu da başka bir örnekte göstereceğim. Bizim buradaki h'ımız sabit olduğu için bu formülü kullanacağız. Formülde y 0 1 olarak verilmiş, yerine yazıyoruz. Formülde x delta y 0'ımız 2, onu da yerine yazdık. Formüldeki yerlerine yazma işlemini yapınca şu şekilde bir sonuca varıyoruz. Daha sonra p yerine 2 koyduğumuz zaman, yani şurada x'in değerini 2 olarak koyduğumuz zaman bir 3'ünü vermesi gerekiyor. Onun için de deniyoruz bu çıkan doğru mu diye. Biz burada yerine koyma işlemini yapınca sonucumuz 3 çıkıyor yapılan işlemler sonucunda. P2'ye 3 değerini karşılık bulduğumuz için doğru. Arkadaşlar formülü ben burada tekrar vereyim. Bu sadece delta küp y0'a kadar olan da formülümüz. Eğer daha uzun çıkarsa bu formülü kullanıyoruz. Pn için y0 yine delta y0 bölü h x eksi x0 delta kare y0 burada yine h'ın karesini alıyoruz. Burada n'e kadar olan bunlar için verilmiş. Burada x eksi x 0, x eksi x 1. Bu x'ler x eksi verilen n değerinin 1 eksine kadar gitmek zorunda. Soru bu kadar. Başka bir soru da anlatacağım bu videodan sonra. Umarım faydalı olmuştur.